daha önceki konuşmacıların konuşmalarına bayıldım. Çok keyif aldım. Sanki benim konuşmama hazırlık oldu. Anlatmayı düşündüğüm, bu kadar kısa bir zamana sığdıramam dediğim her şeyi bir şekilde paylaştıklarını gördüm. İlk dinlediğimiz kişi Sir Ken Robinson. Hayran olduğum bir insan, takipçisi olduğum birisi. O da eğitim alanında bir devrim yaratmakla meşgul. Ben de farklı alanlarda çalışıyorum. Biraz az bilinen alanlarda. Spiritüel psikoloji, enerji psikolojisi, pozitif psikoloji. Böyle bir alanda çalışıyorum. Biraz kendi öykümden, kendi hayatımın sözüm ona tesadüflerinden bahsederek konuyu toparlamak istiyorum. Ben Ege mezunuyum. İlk çalışma alanım, ilk defa okuldan mezun olur olmaz staj yaparken Bornova'da Subil Koyuncuoğlu'nda öğretmenlik stajı yapmıştım ve orada anlattığım konu zeka gereğiydi. Bir tesadüf gibi. Düştü. Geliyor. Ve ondan sonra İstanbul'um aslında ben. İstanbul'a gittim. Ve orada 2-3 yıl boyunca Çapatı Fakültesi'nde, o zaman Spastik Çocuklar Merkezi'nde çalıştım. İlk çalışma alanım özel eğitim. Bu çocuklara ben özel çocuklardı. İlk çalışma yerim de aynı zamanda psikoloji laboratuvarı. Zeka testleriyle çalıştım. Artık onu hiç kullanmıyorum, hiç kullanmayı da istemiyorum. Orada çalışırken anne babaların yarattığı mucizeleri gördüm. O çocukların ne kadar özel varlıklar olduğunu gördüm. Ve zihin nasıl çalışır, beyin nasıl çalışır, başaran nasıl başarıyor, nasıl yapıyoruz konusundaki ilk merak orada başladı. Sonra 8 yıl kadar bir havaalanına katıldım ve uzak doğuda yaşadım. Şansım doğu psikolojisinde orada deneyimleme fırsatı buldum. Meditasyon, reiki, enerji terapisi tekniklerini ilk defa orada karşılaştım. Ve Türkiye'ye döndüğümde aynı zamanda aile terapisti ve travma terapistiyim. O alanda çok önemli bir hocam oldu, Doktor Şahin Kramer, kendisi bir aile terapistiydi. Ve analitik psikolojiden farklı olarak zihin, beyin ve ilgiliyle birleştiriyordu çalışmaları. Şimdi ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben zihinle çalışıyorum, bedenle çalışıyorum ve enerjiyle çalışıyorum. Böyle deyince insanlar şaşırıyorlar. Hani bir tek biraz önce Murat Bey anlattı. Harika bir beyniniz var, olağanüstü bir yapı. Ve biraz önce de bahsettiği gibi bu olağanüstü yapıyı hala keşfediyoruz. Ve bu olağanüstü yapının ikiye ayrıldığını biliyoruz. Bir köprü aracılığıyla, kolpsikolojik aracılığıyla buradan geçerek gösterebilirim. Çok uzun bir şey. Yalnızca hızlı hızlı geçeceğim buradan. Tüzel beyin modelimiz arkada dursun. Beynin farklı bölümlerinin farklı işlevleri yaptığını biliyoruz. Her ne kadar biraz önce Murat Bey'in dediği gibi özelleşmiş ama özelleşmemiş bir biçimde de çalışıyor. Peki eğitim sistemimize biz acaba bunu yansıtabiliyor muyuz diye düşünüyorum. Şöyle bir sene kadar önce sosyal medyada bir şey paylaştım, bir hikaye paylaştım. Tony Robbins'in hikayesi, klinik psikolog, Doktor Lynn Paul, Tony ile çalışıyor. Tony 20 yaşında. Annesiyle babası ayrı. Bir takım şikayetlerle gidiyorlar ilk defa kaç yaşında, 16-17 yaşındayken. O zamana kadar anne babası tarafından öz bakım becerileri çok gelişmemiş, kişiyi kurtaramaz. İşte dışarı çıkmaz, sürekli bilgisayar önündedir, sosyal ilişkiye girmez. Herhangi bir yere gittiğinde ilgi göstermez, hemen evine dönmek ister. Ve bütün bu şikayetler devam ederken Doktor Lynn Paul bir
Bülent Kat yapıyor Tony'le. Diyor ki, neyi sevmiyorsun diyor. Sevmediğin, hoşuna gitmediğin bir şey var mı? Evet diyor, matematiği sevmiyorum diyor. Bir de sosyal ortamlarda olmayı seviyorum. Ve Tony 16 yaşına geldiğinde, doktoruna gittiğinde şunu keşfediyorlar. Tony'nin iki beyni birbirine bağlayan korpus kolezyum dediğimiz köprüsü yok. Yani o haberleşme olmuyor. Halbuki ne ilginçtir, biraz önce Tony'nin özelliklerinden bahsettim size. Bilgisayarın önünden kalkmıyor, oyun oynuyor, sosyal ilişkilerde çok iyi değil, insanlardan kaçıyor. Biz genellikle bunları kişilik özelliği olarak kabul ediyoruz. Beynin bir işleviyle ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Ve Tony bu nedenden dolayı aramızda çoğumuzda bunu yaşamıştır. Dışlanıyor, reddediliyor ve yargılanıyor. Günümüzde artık beyin konusunda çok bilgi sahibi. Ama eğitim sistemimize gelince biz acaba bunu yansıtabiliyor muyuz? Şimdi eğitim sistemi neyi sağlıyor? Öğrenmeyi sağlamak amaçlı. Doğal olarak çocuklar nasıl öğreniyorlar? Oyun oynayarak öğreniyorlar. Oyun oynayan bir çocuk gördüğünüzde çocuk ne yapar? Fiziksel boyuttadır. Elleriyle, dokunarak, elleyerek neyse kapasitesi, o kapasite içinde fiziksel varoluştur. Zihinsel boyutu kullanır. Bir 2,5 yaşında ilk defa hayal gücü geliştiğinde o oyun oynayan bir çocuğu görürsünüz. Bir sandalyenin altına girer ve şimdi işte son model bir BMW'nun altında gibi hisseder kendini. O onun kırmızı renkli arabasıdır. Orada düşünme, gözlem, algı becerileri kullanır. Babasının arabayı nasıl kullandığını gözlemler de gelip evet onu duygusal boyutu vardır. Hissettiklerini ifade eder. Korktum, üzüldüm, kızdım, tekmeler vurur, hepsini vurur, aynı anda kullanır. Sosyal boyutu vardır. Küçük çocuklar biliyorsunuz oyunun gelişme süreçlerinde ortalama 2,5-3 yaşında paralel oyundan iş birlikte oyuna geçer. Nasıldır bu? Bir çocuk burada arabasıyla oynuyordur, diğeri başka bir oyun oynuyordur. O oyunu bırakır. Gelir, bu oyun oynayanın etrafında dolaşmaya başlar. Bakar bakar, onu böyle inceler. Onun dikkatini çektiğinden emin olunca başka bir yere gider. Bu sefer arabayı oynayan çocuk onu bırakır, diğerinin yanına gider ve ikisi beraber oyun oynamaya başlar. Ama biz çocuklarımıza nasıl oyun oynatıyoruz artık? Merhaba desene arkadaşına, sık elini bakayım. Teşekkür ettim mi sana oyuncağı verdiğin için? Aldığın için teşekkür ettim. Biz onların kalıplarını değil, kendi kalıplarımızı kullanıyoruz. Ruhsal boyutu var. Neden zihin bedenle enerjiyle çalışıyor? Zihin, duygu, düşünce ve davranışlarla ilgili. Psikoloji, ya da psişe, şöyle. Öz, tin, ruh, maneviyat demek. Logos da yine Yunanca akıl ile bilmek demek. Yani ruhu akıl ile bilmek. Ama biz psikolojide ruhu akıl ile bilemediğimiz için neyi gözlemledik ve yıllarca neyi öğrendik? Yalnızca zihnin işlevlerini, duygu, davranış ve düşünceleri. Ama 6 yaşında olduğunuz zamanlara dönün, 6-7 yaşında. Kendinize şu soruyu sorduğunuz zamanları hatırlıyor musunuz? Belki burada ne yapıyorum? Nereye gidiyoruz? Kim bunlar? Neden buradayım? Bir gün oğlum 6 yaşında falandı. Arabada otobüste gidiyoruz. Önceden dışarı baktı, dışarısı karanlık. Böyle baktı, baktı, döndü bana. Sana dedi, bir şey soracağım anne dedi. Ben sonsuza kadar 6 yaşında kalmayacağım deyip siz benim annem babam olmayacaksınız değil mi? Soyut düşüncenin geliştiği ilk dönem. Bu ilk bilgilere biz sezgisel bilgi diyoruz.
7 yaşına kadar sol beyin işlevleri arasında kabul edilen ve eğitim sistemi de sol beyin işlevlerini yücelten bir eğitim sistemimiz var bütün dünyada. Sezgisel bilgiyi okula başladıktan sonra kullanmamaya başlıyoruz. Sezgisel bilgi dediğimiz bilgi nedir? Şu, bu kadını tanımıyor ya da bu adamı tanımıyor. Ama ona ilişkin içinde çok olumlu bir duygu var. Ya da bu olay şöyle olacak biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Biliyorum. İşte buna sezgisel bilgi. Bütün çocuklar 6-7 yaşına kadar sezgisel bilgiyle eşitler olurlar. Biraz önce Murat Bey anlatırken beyni bir de şu hatırlatmayı istedim. Beyinde dalgalar var, farklı dalgalar. NG'ye çekiliyor ya, alfa, beta, teta, delta. Beta dalgası uyanırken bilinçli olduğunuzda ya da bazen rüya sırasında gözlemlediğiniz bir dalga bu. Beyin düşünürken, gerçeklik boyutunda yaşarken hep beta. Ve genellikle bu stresle ilişkili olduğu zaman zihin hep dışarıya odaklı olduğu an, içeri dönmüyor, kamerada düşün, hep dışarıda taramada, o anda beta'dayız. Peki ne zaman alfadayız diye bakmışlar, hayal kurarken. Kendimizi kaptırıp bir oyun oynarken, tıpkı bir çocuğun oynadığı gibi ama, dua ederken, namaz kılarken belinde alfa dalgası görüyor. Alfa dalgası yaratıcılık boyu. Ama aktif öğrenme sırasında gözler açık olduğunda ne yazık ki beta dalgasındayız. Ve beta dalgasındayken o ruhsallık, o maneviyat boyutunda hissedemiyoruz. Dün çok ilginç bir şey oldu. Ben çocuklarla da uzun yıllarda çalıştım. 12 yaşında, 13 yaşında bir kız çocuğu geldi. Korkuları var. Uygulama sırasında hayal kurabilmesi için gözlerini kapatmasını istiyoruz. Hayalini kahraman canlandırıyoruz, güvenli bir yer canlandırıyoruz. Ama dedim ki, kapat gözlerini. Kapattı. Dedi ki, ben kapalı tutamayacağım dedi. Çünkü dedi, açınca dedi, gözlerimi dedi, her taraf yerinden oynuyor. Genellikle bir endişenin belirtisidir, bir kaygının belirtisidir. Ona dedim ki, sana dedim bir şey soracağım. Gözlerini kapat, burayı düşün. Burası içerisi, bir de dışarısı. İçerisi mi kötü, dışarısı mı kötü? Ne dedi bana dersiniz, sizce ne dedi? İçerisi kötü. Halbuki 12-13 yaşında bir çocuğun burası neden kötü olur? Kötü varsa eğer bunun dışında olması gerekiyor. Allah'ın bir konuyu bir var, çok sevdiğim ya. Diyor ki, kendini değerli hisseden bir insanı mutsuz etmek çok zor. Bu çocuğun bana gelme nedeni harika bir sanatçı aslında. Konservatuvar kalkıyor, çok başarılı. Ama stres altında. Neden? Sınava gidecek, 70 almışsa sınıfta kalacak, başarısız olacak. Bütün bu korkularının temeli de bu. O zaman biz şunu yaptık, Einstein'ın dediği gibi. Sol beyin, akılcı beyin, rasyonel beyin. Ruhsallığı o tarafta çok deneyimleyemiyoruz, akıl ve mantıklı. Bence onu sezgisel beyin olarak tanımladığımız sağ beyindir. Einstein'ın dediği gibi sol beyin bir hizmetkar gibi çalışıyor. Sağ beyin de bir efendi gibi çalışıyor. Ama biz eğitim sistemimiz içinde beyin, her anlamda bu ikisini sürekli bütünlerken biz eğitim sistemimiz içinde bunu bütünlemiyoruz. Ve bunu bütünlemediğimiz ve sol beyin işlevlerini yücelttiğimiz için nedir onlar? Akıl yürütme, neden sonuç ilişkisi kurma, sıralama, sorgulama. Ama sağ beyin işlevleri nedir? Aşk, evren, bütünü görebilme, olmayanı görebilme. Şunu fark edebilme sadece yaptığınız bir şeydir. Şu anda buradayım. Burada olduğumun farkındayım. Farkında olduğumun farkındayım. Ve tüm bunların farkında olduğumun farkındayım. İşte bu sadece. Sol beyinler bu bir bütünü ve parçayı görelim. Beyin hayatın, biraz önce Tolle'nin örneğinde anlattığım gibi, beyin hayatın her alanında
özellikle sosyal ilişkilerle girdiğimizde iki beyin aktif olarak kullanıyor. Ama biz eğer çocuklarımız, ki bunu süreçte öğreniyorlar, yani beyin gelişimi 24 hatta 30 yaşına kadar geliştiğini, şimdi beyin nöroplastisi sayesinde bir ömür boyu gelişebildiğini söylüyoruz. Ama biz onlar daha çok küçük yaşlarındayken, 12-13 yaşındayken onları sınavlara sokuyoruz ve diyoruz ki bu sınav sisteminde başarılı olamadığı, bu neden sonuç ilişkisini kuramadığı ve gerekeni yapamadığı için yetersiz. Şimdi bunu düşünerek bir ömür boyu yaşıyorum. Nasıl yaşayacaksam öyle yaşayacağım. Ve olan her şeyin bir düzensizlik içinde olduğunu düşünüyoruz. Halbuki sevgili rektör yardımcısı Mustafa Güneş dedi ki evrende bir düzen var. Her ne kadar kaos gibi görünse de bir düzen var. Biz de o düzeni bir parçasından takılıyoruz. Yalnızca işte Ken Robinson'ın dediği gibi burayı da yaşayan ama burayla yaşamayan insanlar yaratıyoruz. Burayı istediğiniz kadar kullanın. Okulda bunun eğitimini almıyoruz. Tarih öğreniyoruz, coğrafya öğreniyoruz, matematik öğreniyoruz. Ama kim olduğunuzu, hayatta değerlerin ne olduğunu yalnızca ailenizden öğreniyoruz. Okul eğitim sisteminizde bu yok. Dolayısıyla o ruhsal boyutunu eksik tutuyoruz eğitim sistemimizin içinde. Bunu yalnızca din derslerine bırakıyoruz. Halbuki yalnızca onun içinde değil, hayatın içinde her anda. Dünyayı nasıl bir yer olarak görüyoruz? Çocuklarla çalışıyorum ve hep onlardan şunu duyuyorum. Dünya tehlikeli bir yer. Biz onlara dünyayı böyle öğretiyoruz. Sonra da diyoruz ki, bu tehlikeli yerde başarılı olacaksın. Çok iyi yerlere geleceksin. Beyin ikiye ayrılıyor. İster iyi, ister kötü, ister sağ, ister sol. Ama biz onları başarısız, eksik. Çünkü bizim kriterlerimiz var. Şu okulu bitirirsen, bunları bunları yaparsan, bu derste böyle böyle çalışırsan, şunu şöyle yaparsan, başarılı. Yapamazsan, üzgünüm. Sürünün dışındasın, bize ait değilsin. Sonra şunu fark ediyoruz. Burada doğuyorum, burada ölüyorum. Ölüm evrenseldir. Kaçınılmazdır. Oraya geldiğimizde, fark ettiğimiz anda hemen bir şey dine dönüyoruz, spiritüel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bir dakika. Ama aslında doğum dediğimiz şey, ana karnındaki yaşamın ölümdür. Ve ölüm dediğimiz şey de yalnızca sizin ruhsal boyutta anlamlandırabileceğiniz bir şeydir. Ne kadar çok şey bilirseniz bilin, zihninizi, bedeninizi ve varoluşunun enerjisini birlikte görmediğimiz sürece bunu başaramıyoruz. Ve harika okullardan mezun oluyoruz, harika bilgilere sahip oluyoruz. Sonra neye başlıyoruz? Kendini arayış. Ben kim? Varoluşumun anlamı ne? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Eğitim sistemimizde bunu görmek benim hayalim. Dün gece sosyal medyada onu paylaştım. Yıllardır çocuklarla, gençlerle, yetişkinlerle aynı nedenle çalışıyorum. Zihin, beden ve enerji bir bütündür. Birini unutursanız o size kendini hatırlatır. Yani bedeni unutursanız orada kanser yaşarsınız. Beyin kanseri var. Kalp kanseri. Ne ilginç. Bütünsel beyin öğrenmesinden kastım şu, beyin olağanüstü bir işlevi var ve o kadar çok enerjiyi bütün bedeni yönetmek için kullanıyor. Ve beyin hem derinlemesine hem de genişleyerek zihnin işlevlerini yaratır. Farkındalığınızı nereye yönlendiriyorsanız oranın ışıldadığını fark edebilirsiniz. Örneğin, şimdi ben size desem ki, elinizi oraya götürmeden sol kulağının, sol kulağınızın arkasını hissedin. Hissettiniz. Orada oradaydı. Biz yalnızca farkındalığımızı değiştirmemiz gerekiyor. Buna yeni bir terim bu, mindfulness diyoruz. Farkındalık bilinci. Fark etmek ve fark ettiğini bilerek yaşamak.
Çoğumuz çok şey biliyoruz artık, değil mi? Kitaplar okuyoruz, kişisel gelişim, ruhsal gelişim kitapları biliyoruz. Ama onda mıyız? Onu yaşıyor muyuz? O farkındalık bilinciyle var mıyız? Hayır. İşte dün bunu söylemeye işte. Eğitim sistemimizin içinde tarih okuduğumuz gibi, coğrafya okuduğumuz gibi belki dünyaya nasıl anlıyorum, nasıl başarılı oluyorum, ne yaşıyorum keşfetmemiz gerekiyor. Öğrenmeyle ilgili süreçlerde şunları hızla profillerimiz de değişiyor. Bunları hızla geçeyim. Bakın, belli organlarımızın işlevlerinin farklılığı onunla ilgili becerilerimizi de etkiliyor. Ve onlar yer değiştirebiliyor. Yani görme duygunuzu kaybettiğinizde oksipital lob dediğimiz lob dokunarak harekete geçtiğinizde de aynı görüyormuşsunuz gibi tepki veriyor. Beyin bunu tam olarak nasıl yapıyor bilmiyoruz. Yaptığını biliyor. Hayal ettiğim eğitimde çocuklara bunları öğretmek istiyoruz ve öğretiyoruz da. Evet, doğru yani. Beyin nasıl çalışır, benim beynim neden farklı? Biraz önce dedim ya, ellerle hazırladım Murat Bey'in o haritası gibi. Kiminin elleri daha ön planda, kimisi dansı seviyor, ayakları kocaman. Kimisi kokuya duyarlı, onun burnu kocaman. Onun beden haritası kendine göre değişiyor. Çocuklara bunu öğretmek önemli. Son yıllarda nöropsikiyatrinin, nöropsikolojinin önemli bulgularından biri de şu. Beyin öğrenme sırasında keklenir ve ilkel tepkilere döner. Ama biz hala tehditle, korkutarak, tehdit ederek çocuklara eğitim vermeyi bitirmedik. Eğer onu yapmazsan acı çekersin, sınıfta kalırsın. Bunu gelecekte göreceksin nasıl olacak. Biz hala böyle öğretiyoruz. Halbuki birbirimize olarak bunu tam tersliyoruz. Beynimin farklı bölümlerini öğreniyorum. Birçok çocuk, biraz önce Tony'de anlattığım gibi, sakarım, beceriksizim, ben sağ beyin baskınlığı olan bir bireyim. Ailemde benim ünlü bir sakarlık senaryom vardı ve bir gözüm içeri karardı. Bu sol beyin zayıflığı ve sağ beyin baskınlığında bu sonucu. Ve yıllar içinde bunlar düzeldi. Ama ben hep çevreden bu tür eleştiriler duydum. Aman aman vermeyin ona şimdi. Bozar, ederdi. Bunları eğitim sisteminde, çocuklarımızın da, öğrencilerimizin de bilmesi gerekiyor. Duygusal özgürlük teknikleri enerji bedeni kullanarak sorun çözme. Enerji kinesiyolojisiyle zihni bedeni nasıl bütünleriz? Nefes teknikleri, beyin bütünleme ve dengeleme aktiviteleri nedir? İyi fiziksel aktivitelerle bunu yapabiliyoruz. Duyuları geliştirme. Hepimiz aynı şekilde duymuyoruz, görmüyoruz, toplamıyoruz. Ve bilgisayar destekli oyunlarla odaklı dikkat geliştirme, hard-mind dikkat, lafı bitiyor. Kalbe odaklandığımızda oradaki uyum ve dalgalar değişiyor, bunu da fark etme. Ve kendini güvenli bir hayatın içinde hissetmek için güzel kaynak gelmiştir. Bu konu çok uzun, bugün yalnızca...